Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün harika bir pratik bilgiyle geldim. Buzlukta pazı nasıl saklanılır? Ben şöyle pazılarımı göstermek istiyorum. 3-4 defa güzelce yıkadım. Hele özellikle saplarını, ben pazının çok seviyorum böyle yemeklerde kavurmasında, gerçekten harika bir lezzeti oluyor. Güzelce yıkadıktan sonra doğrayıp bu şekilde pratik oluyor. İstediğiniz zaman çıkartıp kullanabiliyorsunuz. Sabun yağıyla kavurması çok güzel oluyor. Kaynayan suyumuza pazılarımızı ilave edelim. Kapağını kapatalım. 10 dakika kaynaması yeterli olacaktır. Şimdi pişmeye bırakalım. Şöyle arkadaşlar, 10 dakika gayet güzel kaynadı. Yeterli bu kadar kaynaması. Şimdi süzgeçime alacağım. Pazılarımı süzdürdüm. Arkadaşlar, pazılarım tamamıyla soğudu. Şimdi dolap poşetlerimizi yemeklik kullanabileceğimiz kadar doldurup buzluğumuza atacağız. Bu şekilde gerçekten çok pratik oluyor. İstediğiniz zaman çıkartıp kullanabiliyorsunuz. İster ıspanak yemeği gibi yumurtalı yapın, isterseniz barbunya ile kavurun, isterseniz yumurtalı, gerçekten çok güzel bir pazı kavurması oluyor. Bu şekilde. Poşetlerimizin her zaman tamamıyla havasını aldıktan sonra kapatalım ki buzluğumuzda çok yer kaplamasın. Pazımızı bu şekilde hazırladık. Poşetlerimize doldurduk. Şimdi buzdolabına atacağım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Farklı yemeklerde, farklı lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.